Şimdi burada bir bardak su var. Bu hidroklorik asit. Hidroklorik asit. Mide asidiniz, midenin salgılamış olduğu asitle aynı asit. Tehlikeli bir asit. Mide asidinin salgılamış olduğu asit. Şimdi bunun pH'ının ölçmek için pH metre var burada. pH metre ile bunu abo yakacak ne kadar sert asit. Baba baba baba. pH metreyi yakacak duman çıkıyor. 0.1. Çok çok sert bir asit. Görüyorsunuz? Çok sert bir asit. Duman çıkıyor. Allah korusun bu insanı bir yerine damlatsa şey yapar yani. Şimdi dikkat ediyoruz. Suya şu kadar koduk. Değil mi? Bak şimdi mesela bu 1.1 hala sert bir asit. 0.1'di 1.1. Şimdi hala sert bir asit. Şimdi bu çok sert asittir mide asidi. 1 ile 2 pH'i. Mide asidi de böyle sert bir asittir. Siz su içerseniz, kahve içerseniz, kola içerseniz zaten kola çöptü. pH bozuldu. Yediğiniz hiçbir gıdayı mide hazmetmeden 12 parmak bağırsağına gönderir. 12 parmak bağırsağı ince ince bağırsağı kalın bağırsağı. Ve başlar. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik. Neden? Vitamin, mineral alamıyor vücudunuz. Sindiremiyor. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, omuz, sırt, bel, baş ağrıları başlar. Strese girersiniz. Depresif rahatsızlar yaşarsınız. Sonra reflü, gastrit, ülser, enterit, kolit, irritable bağırsak sendromu, çölyak vesaire vesaire. Hastalıkların %90'ı buradan kaynaklanır. Mide asidi bozulursa hazmedilmeyen gıdalar 12 bağırsakta da hazmedilmez, ince bağırsakta, kalın bağırsakta. Hazmedilmediği için bağırsakta, kalın bağırsakta bekleyen canavarlar yani kandida mantarı, zararlı bakteriler faaliyete geçer, toksik madde üretir. Bu da zamanla alerjik, önce halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, sonra alerjik